kabileden devlete ilk çağ uygarlıklarında devlet anlayışı. Şimdi ilk başta yerleş, yaşam ve tarım var. Daha sonra üretim ve nüfus artışı, üretimin artmasıyla birlikte e, nüfus artışı da söz konusu. Daha sonra kabile, e, sonraki süreçte devletler ve daha sonra en son imparatorluklar kuruluyor. Ki Fransız ihtilalinden sonra ulus devlet modeline geçiş yapılıyor. Şimdi arkadaşlar tarımla birlikte insanoğlu yerleşik hayata geçiyor. Ve üretmeye başlıyor. E, i̇htiyacından fazlasını üret, e, üretmeye başlayınca yani üretim fazlası ürün ortaya çıkınca ticari faaliyetlerde bulunmaya başlıyorlar. Tarımın ortaya çıkışı toplumların siyasi organizasyonlarında değişme yol açıyor. Yani e, tarım toplumunun ortaya çıkması devletin organizasyonunda, devlet şekillerinde de değişme yol açıyor. Arkadaşlar tarım devrimi başladıktan sonra insanlar önce kabileler halinde küçük köylerde yaşamaya başlıyorlar. Biz buna e, küçük köy yerleşimleri ya yani kabile anlayışı diyoruz. Kabile nedir? Aynı atadan gelen ve birbirine kan bağıyla bağlı bulunan büyük insan topluluğuna verilen isimdir. Nüfusun artmasıyla birlikte bir arada uzun süre yaşamaya başlayan insanlar bir düzene ve bu düzene sağlayacak bir güce ihtiyaç duyuyor. Bu güçte Devlet olarak adlandırılır. Yani sen e, farklı milletler, farklı kişiler bir araya geliyor, aynı yerde yaşıyor ama bu gücü kontrol edecek bir şeye ihtiyaç var, bir güce ihtiyaç var. O güç nedir işte? O güç arkadaşlar ortaya çıkardı. temel kavram devlettir. Farklı tanımlara sahip olmakla birlikte devlet genel anlamda belli bir coğrafya üzerinde yaşayan, insanları yönetme hakkına ve şiddet kullanma tekerine sahip olduğu iddia eden bir örgütlenme olarak tanımlanabilir. Yani e, devlet e, belli bir coğrafya üzerinde yaşayan insanları yönetme hakkına ve şiddet kullanma tekeline, hukuk kurallarını uygulama tekeline sahip olduğu iddia edilen bir örgütleme, bir organizasyondur e, diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi yönetim şekillerine bakalım. Mono, mono latince de tek anlamına geliyor. Tek kişinin yönetimde etkin olduğu yönetim anlayışına biz monarşi diyoruz. Krallık, imparatorluk, padişahlık gibi düzenle kuruluyor monarşi mutlakiyet ve mutlak monarşi de monarşinin katı halini ifade eder. Monarşi mutlak monarşi. Tek kişi mutlak tek. Yani ona göre o. Başka hiçbir şey yok. Kesinti taviz verme söz konusu değil. Demokrasi nedir? Arkadaşlar çoğunluğun sınıfsal çıkarını gözeten bir yönetim almış. Kısmen halkın kendi kendisini yönetmesi. Yani Yunanca bir kelime olan demokrasi halkın yönetimi. İktidar anlamına gelse de ilk çağda yurttaş olma hakkına sahip Elit bir sınıfın katıldığı bir anlayış. Eski Yunan ve Roma, Roma'da demokrasi anlayışının olduğunu söyleyebiliriz. Temel anlamıyla halkın iradesi, halkın yönetimi, halkın iktidarı anlamına gelmektedir demokrasi. Evet, Cumhuriyet çoğunluğun geneli yararını gözettiği yönetim. Çoğunluğun. Yani demokrasi temelli yönetim diyebiliriz Cumhuriyeti. Mesela ülkemiz Cumhuriyetle yönetiliyor. Ülkeyi yönetenlerin seçim ilkesine göre belirlendiği yönetme şekline Cumhuriyet adını veriyoruz. Roma uygarlığında bir dönem cumhuriyet rejimi uygulanmaya çalışılmıştır arkadaşlar. Demokrasi rejimi var orada ama tam anlamıyla cumhuriyet rejimine geçiş yapılamıyor. Kısmen uygulanmaya çalışılıyor. Devleti yönetme yetkisinin halkta bulunduğu seçme ve seçilme ilkeleri esas alındığı yönetim şeklinde biz cumhuriyet adını veriyoruz. Aristokrasi. Azınlığın, genelin yararını gözettiği yönetim anlayışı. Düşün yani 10 milyonluk bir halk var 15 kişilik işte e, ne diyelim var e, Arap var o 15 kişilik Arap 10 milyon kişilik şey, kim yönetiyor işte Yahudi yönetiyor ya da örnek veriyorum Ermeni yönetiyor ya da Türk yönetiyor öyle bir düşünüm söz konusu değil ama azınlık çoğunluğun yararını gözettiği yönetim anlayışı. Bir toplumda soylu sınıfın yönetme hakkına sahip olduğu siyasal ve toplumsal sisteme biz ne diyoruz? E, aristokrasi diyoruz. Soylu sınıf yönetme hakkını elinde bulunduruyorsa aristokrasi. Mesela aristo, felsefe ayrıcalıklı bir adam, bilim adamı devleti yönetiyor aristokrasi. Evet. Devam edelim. Oligarşi. Oligarşi e, ayrıcalıklı bir zümrenin e, bir topluluğu yönettiği anlayıştır. Azınlığın sınıfsal çıkarını gözeten yönetim anlayıştır. Bir ülkede yönetme hakkının birkaç kişinin eline verildiği aristokrasi düzeninin daraltılmış halini ifade eder. Mesela ne diyor? Ee, devleti filozoflar yönetmelidir. Esit, eşittir oligarşi. Oligarşi ayrıcalıklı bir zümrenin devleti yönetme etkisidir. Tiranlık tek kişinin kişisel çıkarını gözeten yönetim anlayıştır. Tek kişi. Eski Yunan uygarlığında iktidarın mevcut yasalara aykırı biçimde ele geçirme ve baskı bir baskıcı bir biçimde hüküm sürme anlayışına biz tiranlık adını veriyoruz. Biz buna aslında askerler mesela generaller tek kişi or general, genelkurmay başkanı devleti yönetiyor. La bu demokrasinin en tersi, en zıttı ve en lanetidir. öyle olmaz. Ordu ayrı yerde, devlet ayrı yerde olacak babacığım. Ordu e, siyasete bulaştığı zaman işler sarpa sarıyor. Evet, imparatorluk bir ülkede çeşitli milletleri veya kültürleri etnik, ekonomik ve toplumsal açıdan çeşitlilik gösteren, farklı halkları bünyesinde toplayan devletlerdir imparatorluklar. Bir imparator bir devlet içerisinde farklı grupta azınlık millet bulunuyorsa biz ona imparatorluk diyebiliriz. Mesela Osmanlı İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu çünkü burada birden fazla çeşitli ırklar var. Teokrasi dini yönetimdir. Yönetimde din ve din kurallarının ya da din adamlarının etkili olduğu yönetim anlayışına biz teokrasi adını veriyoruz. Yönetim işleyişi, hukuk kuralları hepsi neye dayandırılıyor? Dini kurallara yani dini esaslara dayandırılıyor. Meşrutiyet matematiksel olarak ifade edecek olursak padişah artı meclis eşittir meşrutiyet. Yani hükümdarla birlikte bir ülkenin hükümdarlığı altında halk tarafından oluşturulan meclisin de bulunması eşittir meşrutiyet yönetim anlayışıdır. Evet meşruiyet nedir? Toplumun toplum tarafından kabul görülmedir. Yasaya, töreye uygunluk, geçerlilik, yasallık anlamına gelir. Metin Hoca'nın YouTube'daki varlığı meşruiyet kazandı. Yani kabul gördü. Bu bu kavramı ifade eder. Peki meşruiyetin kaynağı nedir? Devletlerde dindir, teokrasi olabilir. Soybağa, kabile anlayışı olabilir. Askeri olabilir, tiranlığa kayabilir ya da Demokrasi kanun üstünlüğü. Kanun olabilir. En doğrusu aslında buradaki ifadedir. E, medeniyetler yani geçmişten günümüze kurulan uygarlıklar ekonomik yaşam ve askeri yapılarını belirleyici unsuru nedir? Coğrafyadır. Coğrafya. Coğrafya kaderdir babacığım. Yani coğrafya her şeyi şekillendirebiliyor. Onun için siyasi gücün devam edebilmesini sağlayan maddi kaynak ise nedir? Coğrafyadır. Abi bir toprak olacak olacak. Bir toprak olacak. Toprak olmadan... Sen siyasi gücünü devam ettiremezsin. Bağımsız bir toprak parçasına kesinlikle ihtiyacın var. Evet devam ediyoruz. Evet toplumları yöneten siyasi güç insanların kendisine itaatini sağlamak için gücünü meşru kılmak zorunda. Yani e, Metin Hoca çok iyi anlatıyor. Onun için çok abonesi var. Yani bunu arkadaşlar bak güç kullanması lazım. Bu baskı olur para olur ne olursa olsun toplumları yöneten siyasi güçler insanların kendisine itaatini sağlamak için gücünü meşru kılmak zorunda. Yani bu doğruymuş gibi göstermek zorunda. İlk çağ uygarlıklarında iktidar gücünü ilahi ve dini bir temele dayandırmak, dayandırarak meşrulaştırmaya çalışıyor. Ne diyor mesela? Ben rahip kralım. Niye? Çünkü Tanrı bana bu yetkiyi verdi. Din adamıyım. Yani meşrulaştırmaya çalışıyor. Çok yetkin var. Niye? Tan Tanrı böyle istedi. Dine dayandırıyorlar. Krallar veya diğer yöneticiler kendilerine genellikle tanrılar yeryüzündeki temsil olarak görüyor. Mesela işte bu Mısır'daki firavunlar. Tanrı kral anlayışı var. Hem tanrıyım hem kralım diyor. E, tanrı, a, tanrı lan diyor, diyor. Ülkeyi yönetiyor. Onun için insanlar sünüyor, korkuyor ve güçlerini meşrulaştırıyorlar. Hükümdar tanrının bir temsilcisi olduğu için halk da hükümlere baş kaldıramıyor. Tanrının temsilcisine sen nasıl baş kaldıracaksın? Yani aslında bunlar güçlerini korumak için zaten bu durumu kullanıyorlar diyebiliriz. Mesela Babiller'de kral Hammurabi ve Roma İmparatorluğunda Sezar ba gibi bazı imparatorlar ne yapıyor? Meşruiyetlerini yani yetkilerini, güçlerinin siyasi varlıklarını tanrıdan çok orduya dayandırıyorlar. Bunlar askeri alana ilişkilendiriyorlar. Güçlü ordu, güçlü imparator. Bu anlaşma çok basit. Mısır'da firavunların ilk zamanlarda güçlerini tanrıdan aldıklarını iddia ediyorlar. Daha sonra dozajı biraz daha arttırıyor. Diyor ki ben tanrıyım. Yani iktidarı meşrulaştırmak için neler yapıyor? Kimi askeri sisteme, kimi dine dayandırıyor. Eski Yunan ve Roma uygarlığında çeşitli dönemlerde var olan aristokratik anlayışa göre de iktidarın elinde bulunduran sınıf kendilerini seçilmiş ve üstün ırka mensup olduklarını ortaya atarak meşru kılmaya çalışıyorlar kendilerini. Diyor ki biz üstün ırkız. Siz kimsiniz abi? Siz düşük bir ırksınız. Biz üstünüz. Onun için biz sizi yönetiyoruz. Bu da siyasi varlıklarını meşrulaştırmak için kullandıkları en temel yöntemlerden bir tanesidir diyebiliriz. Mesela ilk çağda ilk çağ devletlerinde monarşi rejimine dayalı bir yönetim anlayışı vardı. İlk çağ Sümerler'de işte kral var. Hittitler'de kral var. Urartular'da Frigler'de Sümerler'de Babil'lerde hepsinde krallık var. Yani monarşi tek kişi var. Tahta çıkmak ve iktidar elinde tutmak isteyen hükümdarlar ne yapıyor? Diyor ki ben benden önce de kral vardı. Ben de onun için kralım. Yani kendilerinden krallıklarını, meşruiyetlerini neye bağlıyorlar? Soylarına bağlıyorlar. Böylece arkadaşlar mensup oldu. Yani sahip oldukları, bulundukları soyun iktidar sahibi olduğunu iddia ederek hüküm sürmeye çalışıyorlar. Yani her biri aslında farklı bir noktaya dayandırıyor. Çünkü halka Halk üzerinde egemenlik kurmaları gerekiyor devleti yönetmeleri için. Kimi askeri kullanıyor, kimi demokrasiyi kullanıyor, kimi kanunu kullanıyor, kimi ırkçılığı kullanıyor, üstün ırkı kullanıyor, kimi tanrıyım diyor. Diyor da diyor. Evet coğrafi yapı ve ekonomik hayatın devlet teşkilatlanmasına etkisi. Şimdi ben ne dedim? Coğrafya kadar dedim değil mi daha demin? Niye bu devlet yönetimi nasıl bir etkisi var? Arkadaşlar şimdi kurulduğunuz coğrafya hem ekonominizi hem siyasetinizi hem askeri alanınızı etkiler. Mesela Mezopotamya'nın en önemli uygarlıklarından bir tanesi nedir? İlk çağda kurulan Sümerler'dir. Ee, Sümerler e, ne yapıyor arkadaşlar? Tarımsal faaliyetler toplumsal işbirliği anlayışının oluşmasını sağlıyor. Ee, tarım yapıldığı için insanlar birbirlerine ne yapıyor? Yardım ediyor. İşte Bunların kaldırılması, onun kaldırılması gibi. Bu durumda neyi ortaya çıkartıyor? Şehir devletleri şeklinde örgütlenmesini ortaya çıkartıyor. Arpa yetiştirenler, Urgaki. İşte e, buğday yetiştirenler, kiş gibi bunlar her biri ayrı bir siyasi örgütlenmesi var. Demek ki tarım, coğrafya neyi ortaya çıkartmış? Şehir devleti e, örgütlenmelerini ortaya çıkartmıştır. Devam edelim. Eski Yunan ve İyon medeniyetlerinin engebeli ve büyük dağlarda birbirinden ayrılan bir coğrafyada kurulması merkezi otoritenin güçlü olduğu bir krallığın kurulmasını engellemiş. Şimdi birbirinden ayrı şehir devletleri var. Siyasi birlik sağlayabilir misin? Hayır. Bu da coğrafyayla alakalı. Engebeli ve büyük dağlar birbirinden ayrılan bir coğrafya olduğu için farklı şehirler kuruluyor. Bu da siyasi birliği engelliyor. Bu da ne yapıyor? Siyasi otoriteyi azaltıyor. Onun için iyi o eski Yunan uygarlığı ve Yon medeniyeti polis adı verilen şehir devletleri tarzında örgütleniyorlar. Bak demek coğrafya neyi etkiledi? E, siyasi yapıyı. Hititler ne yapıyor peki? Hititler Frigyalıların ve Urartlar gibi İç Anadolu'da egemenlik kuruyorlar. Ee, bunlar teokratik monarşinin olduğu bir siyasi yapı mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Yani rahip kral anlayışı var. Diyor ki hem kralım hem de dini yetkilerim var. Ee, meşruiyetlerini bu şekilde e, sağlıyorlar. Şimdi geniş topraklara yayılıyor Persler. Persler merkezi otoriteyi kuvvetlendirmek amacıyla e, kuruldukları, sahip oldukları toprakları satraplık adı verilen e, eyaletlere bölüyorlar. Temel amaç ülke yönetimini kolaylaştırmak. Bunlar bu eyaletleri kontrol altında tutmak için posta teşkilatını oluşturuyorlar arkadaşlar. Yani e, şehir, şehir devletleri arasında, eyaletler arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla. Peki Mısırlılar ne yapıyor? İlk zamanlarda Nom adı verilen şehir devletleri şeklinde örgütleniyorlar. Kral Menes zamanında ise şehir devletleri birleştirerek tek bir krallık kuruluyor. Nom adı verilen şehir devletleri var. İlk başta siyasi birlik yok. Kral Menes ne yapıyor? Bunları birleştirip siyasi birliği sağlıyor. Peki arkadaşlar bakın burası çok önemli. İlk çağda yönetim birimlerine verilen isimler ya boşluk doldurma ya doğru yanlış şeklinde kesinlikle karşınıza çıkacaktır. Sümer, Sitede, site adı verilen şehir devletleri, Mısır'da Nom adı verilen şehir devletleri, Persler'de satraplık var, Hint'te Hintler'de raçalık, Yunan ve İonya'da polis adı verilen şehir devletleri olduğunu söyleyebiliriz.